Merhaba emperyalizme karşı direnenler, merhaba halkımız, merhaba mutlu izleyenleri. Bugün 10 Aralık Salı günün haberleriyle karşınızdayız. Öncelikle ülkemizden haberlerle başlamak istiyoruz. Kuyut tiplerine karşı süresiz açlık grevi direnişi sürüyor. Burdur Yüksek Güvenlikli Hapishanesi'nde S, R, Y tiplerine karşı süresiz açlık grevinde olan Sercan Ahmet Arslan 52. gününde, yine Özgür Tutsaklardan Serkan Onur Yılmaz ise 30. gününde. Yeni verginin adı konum paylaşma vergisi. Görüşmeleri devam eden torba yasaya göre haritalar uygulamasında konum bilgisi olan 6 milyon işletmeye konum paylaşma vergisi gelecek. İşletmeler 1750 TL'den 1 milyon 750 bin TL'ye kadar değişen lisans tutarlarını ödeyecek. Metal işçileri yağmurlu geceyi direnişle geçirdi. Toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanmaması üzerine greve çıkan Birleşik Metal İş Sendikası üye Hitachi işçileri direnişinin 5. günlerinde geceyi yağmur altında mücadele ederek geçirdi. İsrail'in değerli ortaklarından Erdoğan'ın konuşması sırasında bunu protesto edenlere işkence yapıldı. Erdoğan'a İsrail'de ticaret protestosu yaptıkları için tutuklanan 9 kişi emniyet ve cezaevinde işkence gördükleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundular. Protestocular Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından dövüldü. İstanbul Valisi protestocular yakalandığında kendilerini aşağıladı. Kadınlar cezaevi girişinde çıplak aramaya maruz bırakıldı, soyunuk şekilde çömeltip öksürtüldü, kadınlar emniyette iç çamaşırlarına kadar soyulup elle arandı, cezaevinde girişinde kadınların başörtüleri kesildi. Evet, şimdi dünyadan haberlerle devam ediyoruz. Faşist 129 yasaları kaldırılsın komitesi süresiz dönüşümlü açlık grevine başladı. Faşist 129 yasaları kaldırılsın komitesi, komplolarla tutuklanan tayatlı aileler ve S, R, Y tiplerine karşı süresiz açlık grevinde olan direnişçiler için süresiz dönüşümlü açlık grevine başladığını açıkladı. Gazze'de iki işgalci öldürüldü. Kuzey Gazze'deki Cebaliye'de işgal ordusuna şiddetli bir saldırı düzenlendi. İsrail basını en az iki ölü olduğunu duyurdu. Gerçek ölü ve yaralı sayısı ise daha fazla olduğu konuşuluyor. Sabahtan bu yana bölgeye en az 3 kurtarma helikopteri indirildi. Suriye parsellerine bölünüyor. İsrail, Suriye'nin Hermon Dağı bölgesini işgal edip tampon bölge oluşturma kararı aldı. İşgalci İsrail ordusu sınır güvenliğini arttırmak amacıyla bölgeye askeri birlikler konuşturarak Suriye'yi işgal etti. Ancak bununla da kalmadı. Şam'a 15 kilometre mesafeye geldiler. Suriye, emperyalizmin çapulcuları tarafından işgal edildi. Suriye halkı 14 yıl boyunca 7 düvele karşı elindeki tüm imkansızlıklara rağmen direndi. Şimdi ise HTŞ denilen IŞİD'in uzantısı Amerika'nın ve İsrail'in güdümünde olan çeteler tarafından işgal edildi. Suriye tek bir emperyalist üssü olmayan ve emperyalizme karşı hep dik durmuş bir ülkeydi. Şu anda ise topraklarında her türlü itin olduğu yerlere döndü. İsrail de bunu fırsat bilerek Şam'a 15 kilometreye kadar geldi. Buradan da HTŞ'nin nasıl bir örgüt olduğunu görebilirsiniz. Emperyalizm ikiyüzlüdür. Yanında olursan özgürlük savaşçısı, karşısında durursan teröristsin. HTŞ halk düşmanı, katil bir örgüt. Dün Amerika ve Avrupa'da ve de Türkiye'de terör listeleri indeydi. Liderleri Kolani kafasında 10 milyonla aranıyordu. Bugün ise CNN'de özel röportaj yaparak bir demokrat yaratılmaya çalışılıyor. İşte emperyalizm bu kadar ikiyüzlüdür. Hedef Orta Doğu'yu bölmek ve halkları teslim almak. Ayrıca bütün yeraltı ve yerüstü kaynaklarını sömürmek. Bunun için uzlaşmayacakları hiç kimse yok. Buna kafasında 10 milyon ödül konulan bir teröriste dahil. Bize Suriye şunu gösteriyor. Dünya halklarının tek kurtuluşu, emperyalizmle uzlaşmamanın tek yolu sosyalist örgütlenmelerdir. Suriye halkının emperyalizme karşı güçlü ve mücadele dolu bir tarihi vardır. Ve Suriye halkını teslim alamayacaklarına inanıyoruz. Umutluyuz. Çünkü umudumuzu tarihsel ve siyasal haklılığımızdan alıyoruz. Evet sevgili Umut TV izleyenleri, bugün de günün haberlerinin sonuna geldik.
Yarın tekrar günün haberlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.